Arkadaşlar burada e, renklere bakarak önce hangisi 1 bölü 8 hangisi 1 bölü 4 falan bakmamız lazım. E, soru evet kısa bir soru değil. Olabildiğince hızlı olmak lazım ama telaşla yapmamak gerekiyor. Ben size anlatacağım için soruları burada tabii ki benden hız beklemeyin. Ben güzelce bahsedeyim arkadaşlar. Zaten anlatırken hızlı olmamız mümkün değil o anlamda. E, süreyi biraz göz ardı etmenizi istiyorum. Şimdi burada e, ee, verilenler var ama bunlara bakıp tek tek bunları yapmaktansa ben hızlıca şunları yaparım vakit kaybetmem böylece. Burada 2 tane 1 bölü 4 var. Bakın haliyle 1 bölü 4 1 bölü 4 böylece 1 bölü 2 parçası var. 1 bölü 2 kenarda dursun. Şundan dolayı arkadaşlar 1 bölü 4 var virgül attım. Bir tane bakın 1 bölü 4'ün yarısı sonuçta şurası. 1 bölü 4'ün yarısı olduğu için 1 bölü 8 Burası da yine 1 bölü 4'ün yarısı olduğu için 1 bölü 8 olmuş oldu. Şu an ilk etapta buna uygun olan bakabilirsiniz 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 8. Hemen Fatma'nın birinci pizza olduğunu görmüş oldum. Tamam. İkinci pizzaya geliyorum. Hepsi 1 bölü 8, 1 bölü 8 olmuş. 3 bölü 8 var yeşillerden. Şu kısımlardan arkadaşlar 2 bölü 8 var. Sonra şunlardan bakın 2 bölü 8 var. Bir de 1 bölü 8 var gördüğünüz gibi. 3 2 daha 5 3 daha 8 yapıyor. O zaman 3 bölü 8 1 bölü 4 1 bölü 4 ve 1 bölü 8'e bakalım. Hangisinde 3 bölü 8 1 bölü 4 1 bölü 4 ve 1 bölü 8. bakıyorum 3 bölü 8 1 bölü 8 1 bölü 4 1 bölü 4. Ha, bu da emrahmış bunu da gördüm. Son olarak zaten bunu hesaplamaya bile gerek kalmadı. Üçüncü pizzada denizin oldu. Buna uygun Deniz 3. pizza, Emrah ikinci pizza, Fatma da birinci pizza oldu arkadaşlar. Cevap D şıkkı geldi. Faktöriyel sorularında arkadaşlar bir kuralımız vardı hatırlıyor musunuz? Mesela 12 faktöriyelin içinde kaç tane 5 çarpanı vardır dendiği zaman 12'yi böyle 5'e bölüyorduk. Ya da 27 faktöriyelin içinde kaç tane... 3 çarpanı vardır dersek böyle 3'e bölüyorduk hatırladınız mı bu şekilde 3 böyle sonra bunları topluyorduk arkadaşlar. İşte AB faktöriyel 49'a tam bölünüyorsa bunun içinde arkadaşlar ne olması lazım? En az 2 tane 7 çarpanı olması gerekiyor. Yani 7 üzeri 2 olması lazım. Bu da ne demek biliyor musunuz? AB sayısını 7'ye böldüğünüz zaman Haliyle arkadaşlar bölümün 2 olması gerekiyor. Örnek hatta başlıyorum artık bir nevi sorunun çözümüne. 14'ü 7'ye böldüğümüz zaman 2 olur. 15'i 7'ye böldüğümüz zaman 2 olur. Yine 16'yı 7'ye böldüğümüz zaman 2 olur. Alacağı en küçük 3 tane değeri otomatik olarak bulmuş oldum arkadaşlar. 14 16 daha 30, 15 daha 45 oldu C şıkkı. En baştan şunu söyleyeceğim size. İki asal sayının arasındaki fark arkadaşlar birse bu iki asal sayı her zaman mecburen 3 ve 2'dir. Çünkü asal sayılar iki hariç her zaman tek sayıdır. İki tek sayının farkı da her zaman çift sayı gelecektir. Bu yüzden farkları tek sayı olan veya farkları bir olan sadece bu iki asal sayı vardır. Bunu söylemiş olayım bu bizim için soruda önemli. Soruda örnek verilmiş. Size arkadaşlar... MN doğal sayısı verildiği zaman bunu kutu içine aldığı zaman böyle bir dikdörtgen içine aldığında bunların asal çarpanlarından büyük olanından küçük olanını çıkardığımız zaman cevabı buluyormuşuz. Bir tane de kendim benim, örne benim örneğime bakın şimdi diyelim 105 olsun. 105 neye eşittir? 3 çarpı 5 çarpı 7 değil mi? En büyük asal çarpan 7 en küçüğü 3 bu 3 burada da cevabımız 4 olacak gördüğünüz gibi anlaştık mı? Haliyle Soruda artık benim demin söylediğim yoruma gelirsek. MN kutu içinde 1'e eşitse bunun asal çarpanlarından en büyüğü 3'tür. Asal çarpanlarından en küçüğü de 2'dir. Yani 3 ve 2'den oluşan bir asal çarpanları olan sayıdır. Peki ne olacak bu? Hemen 3 çarpı 2 6 demeyeceğiz. Bir kere MN 2 basamaklı. O yüzden adım adım gideceğim. 1, 3 üzeri 2, 2 diyeyim. İlk böylece sayıyı elde etmiş olayım. 3 üzeri 3 çarpı 2, Gördüğünüz gibi bu sayının da asal çarpanları 3 ve 2'dir. 3 üzeri 4 çarpı 2 tabii ki artık olmaz. Çünkü burada sonuç olarak arkadaşlar 3 üzeri 4 81 olduğu için 2 ile çarparsak 162 olur. 3 basamağa çıkar. Böyle elde ettim. Şimdi bir de 2 için aynısını yapıyorum. 2 üzeri 2 çarpı 3. 2 üzeri 3 çarpı 3. 2 üzeri 4 çarpı 3. 2 üzeri 5 çarpı 3. 32 çarpı 3 ile 96 duracağız. Şimdi geliyorum arkadaşlar. 3 üzeri 2, 2 üzeri 2. 27 çarpı 4, şey 9 çarpı 4, 36'dır. 3 üzeri 2, 2 üzeri 3. Bir de buradan geldi arkadaşlar. O zaman toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane MN 2 basamaklı sayısı varmış. B şıkkı oldu. Sınavda arkadaşlar bazı sorular diğerlerinden evet zaten biraz daha uzun sürecek. Önemli olan Kolay olan soruları hızlı bir şekilde yapıp bazen deneme yanılma yapacağımız sorularda evet vakit harcamak. Yoksa 40 soru var matematikte. 40 sorunun zaten keşke 40'ını da 40 dakikada yapsanız ama öyle bir ihtimal olmayacak. Süre kaybı bazen makul bir yere kadar karşılanabilir. Yeter ki hızlı olabildiklerimizde, iyi bildiklerimizde iyi yorumlayıp cevaba en kısa sürede ulaşalım. Soruda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken ilk mevzu Rakamlar birbirinden farklı bakın. 5 farklı rakamdan oluşacak. O bizim için önemli. Soruda e, çok büyük bir sıkıntı oluşturmuyor gibi ama yine de görelim. Akının şifresinin rakamları çarpımı tek sayı. Şimdi rakamlar çarpımı tek ne demek? Bütün elemanlar tek olacak demek arkadaşlar. 3, 7, 1 otomatik zaten tek. O zaman A ve B de tek. Buna tek diyelim buna tek diyelim. Berkin de rakamları toplamı tekmiş. Şimdi 4 ile 2'nin toplamı zaten çift. O zaman arkadaşlar A artı B artı C artı 6'nın toplamı tek olması için bu arada A artı B'nin de tek olduğunu biliyorum. O zaman tek artı tek ne yapar? Çift yapar. Çift sayı 6 da çift sayı bir de C. Bunların toplamı çift olması için şey tek olması için çift artı çift yine çift. Çiftle C'nin toplamı tekse C neymiş? Tekmiş arkadaşlar. Böylece artık A, B, C hepsi tek oldu. Yalnız rakamlara da dikkat edelim. Şimdi 1, 3, 5, 7, 9 zaten tek rakamlarımız bunlar arkadaşlar. Haliyle A ve B 3, 7, 1'den farklı olarak birisi 5 ise birisi 9 olabilir. Yine A 9 ise B 5 olabilir. Bundan dolayı C'ye de 3 kalıyor. Şimdi C 3 olursa A 5 olursa çarpımları 15 olabilir. C 3 olursa A 9 olursa çarpımları 27 olabilir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar iki sayının okekini bulurken, obebini bulurken tavsiyem size eski usul şöyle yapılıyor yani 24 ile 72'nin okekini al böyle 2, 2, 2. Bunu artık yapmayın. Üstü sayı formatında gösterin. Sorularda çünkü sorulurken bunları kullanıyoruz. Bu soruda da öyle olmuş. Şimdi okek olduğu zaman arkadaşlar asal çarpanlar eşit olanların tabanı büyük olanı alıyoruz. O zaman... Tabanı büyük olanı alacağız ya. 3 üzeri 3. A şu demektir. 3'e eşit olabilir. Çünkü eşit olursa direkt 3 üzeri 3 alırız. Ya da 3'ten küçük olabilir. Yine aynı şekilde tabanı aynı olanlardan üstü büyük olan alıyoruz. Eşitse direkt zaten onu alıyoruz. Bundan dolayı da yine B arkadaşlar 5'ten küçük veya eşittir. Haliyle A ve B en fazla 3 ve 5 olduğu için toplamlarının 9 olma ihtimali yok. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Şunu da söyleyeyim bakın. Örnek A hocam 4 olsa ne olur ki derseniz o zaman o okay, ne olur biliyor musunuz? Tabanları aynı olanlardan üstü büyük olan alacağımız için otomatik burası böyle büyür. Bundan dolayı demin ilk cümleye kesinlikle üstü büyük olan veya eşit olan alınır deme sebebim buydu arkadaşlar. En fazla 3 olduğuna göre burası diğeri otomatik 3'ten küçük veya eşit yine 5 olduğuna göre 5'ten küçük veya eşit oldu. Bileşke fonksiyonun tersini alacağız ama çarpmaya göre tersini alacağız arkadaşlar bu soruda. O yüzden normal bileşke fonksiyon şöyledir. F'nin içine G1 yaz demektir. O zaman hemen G1'i bulalım. G1 eşittir 2 çarpı 1 artı 1'den 3 olacak. Buna göre o zaman F3'ü buluyorum şimdi. f 3 de 3 çarpı 3 eksi 4'ten 9 eksi 4 5 olur. Şimdi biz F bileşke G1'i artık bulduk. Yani neye eşit oldu? 5'e. Soru bizden bunun çarpmaya göre tersini istiyor. Bakın bileşke fonksiyonu tersi falan değil. Dolayısıyla F bileşke G1'in tersi 1 bölü 5 olacak arkadaşlar. E şıkkı. İki sayının çarpımı negatifse birisi pozitiftir birisi negatiftir garanti. Hangisi artı hangisi eksi nasıl anlayacağız? Ona geleceğiz. İki sayının toplamı zıt işaretli iki sayının toplamı negatifse demek ki birinin mutlak değeri daha büyüktür. Hangisinin mutlak değeri daha büyüktür? Eksi olanın örnek eksi 7 ile 6'yı topladığınız zaman eksi 7'nin mutlak değeri daha büyük olduğu için bir nevi yener diğerini öyle hani ilkokul mantığı gibi düşünelim. Dolayısıyla eksi 1 olacaktır. Bu yüzden mutlak B mutlak A'dan büyükse B eksidir işte A da artıdır. Örnek B eksi 8 A da 6 gibi düşünün. Toplarsanız negatif olduğunu görürsünüz. Ama bence sorularda evet sayı deneyelim ama olayın mantığını fark etmek harfli de olsa bence çok önemli. Artık bundan sonra ne söyleyeceğiz? B sıfıra daha uzak A da sıfıra daha yakın demektir. Bir diğer deyişle mutlak değerin sıfıra olan uzaklık olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Çünkü bir a sayısının mutlağı demek aslında a'nın sıfır olan uzaklığı demektir. Haliyle a sıfıra yakın, b sıfırdan uzak ve b negatif a'da pozitif demek ki cevabımız c şıkkıymış. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken ilk mevzu bu sayılar tam sayı ve ardışık tam sayılar olacaklar. A'yı 4 birim sağa göndereceğiz. C'yi de 5 birim sola göndereceğiz. Soru da Belki yapamayan bazı arkadaşlarımızın hata suçu olmuş olabilir. C'yi geri gönderdiğimiz zaman A'yı da ileri ittirdiğimizde C A'nın gerisinde kalabilir. Yani hemen şöyle düşünmeyin. C burada olacak, A burada olacak, B de burada olacak. Hayır, böyle olmak zorunda değil. C önde, B ortada, A da arkada olabilir arkadaşlar. Buna göre... Bir de ÖSYM bizden arkadaşlar deneme yanılma yapmamızı istiyor. Sadece hızlı yapmamızı istiyor TYT'de. AYT'de zaten süre problemimiz yok. Bir de soru da ne vereyim ne vereyim diye düşünmenize gerek yok. B'nin alabileceği topu topu iki değer var. Bakın A'yı sormasına rağmen basit olan düşünmeniz gereken şey B'den yola çıkmaktı. B 4 olursa çünkü 3 ile 6'nın arasında sadece iki tane pozitif tam sayı var. 4 ve 5 ve bunların tam sayı olduğunu unutmayacağız. Ardışık sayılar olması için... A'nın ikinci haline A2 diyeyim. Böylece anlayın siz de. C'nin de ikinci hali yani ittirilmiş hali. O zaman bu 3 bu da 5 olabilir arkadaşlar. A2 4 birim sağa gönderildiğinde 3 olduysa ilk hali neymiş A'nın? Eksi 1. Haliyle buradan olayı halletmiş oluyoruz. Sonra arkadaşlar C'nin ilk hali önemli değil ama yine de yazayım. C'nin de ilk hali 10 olacak onu 5 birim sola gönderdiğimizde 5'e düşer çünkü. Birincisini bulduk. İkincisi ne demiştim? A önde C arkada olabileceği gibi C önde A arkada olabilir. Yani burada C 3 olabilir. B zaten her türlü 4 ortanca terim diyor çünkü. A da arkadaşlar 5 olabilir. O zaman A'nın 5 olması için 4 birim sağa gönderilmiş. İlk halinde A ne geldi bakın? 1 geldi. A'nın alabileceği ikinci değeri de bulduk. 1 olmuş oldu. Bundan sonra devam ediyoruz o zaman. E, 3 dedik, 4 dedik, 5 dedik. İkincisinde B5 olursa A3 olabilir. E, pardon, 4 olabilir. C de 6 olabilir. A'nın ikinci hali yine C'nin ikinci hali. 4'ten 4 çıkarırsak A'nın ilk hali 0 olur. C lazım değil ama yine de yazalım 11 olur. Sonra arkadaşlar e, ne demiştik? C 4 olabilir. A 6 olabilir. O zaman A'nın 4 birim önceki hali ne olacaktır? 2. Demek ki A'nın alabileceği değerler gördüğünüz gibi 0, 2, 1 ve -1. 0, 2, 1 ve -1 toplamları gördüğünüz gibi ne geldi? 2 E şıkkı. Arkadaşlar soruda diyor ki kollardan ikisinin öğrenci sayılarını eşitlemek istiyor. Yani üçünü de eşitlemeyecek. Şimdi buna göre Çevre eğitsel koluna 40 ekliyormuşuz veya ilk yardım eğitsel koluna 45 ekliyormuşuz. Şimdi burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. 2BA'dan 2AB'yi çıkartırsanız 200'ler zaten birbirini götürür. 10B artı A eksi 10A eksi B'den 9 parantezinde B eksi A olur. O zaman bunun 40 olma ihtimali yok. O zaman B eksi A rakam olduğu halde kesirli sayı çıkar mı? Hayır. Demek ki Burada 9B eksi A 45 olmalıymış. Yani bunların arasındaki fark 45 olacak. Tabii ki 2AB ile 2CA'nın arasındaki fark daha küçük olup istatistik bilgisi olarak böyle daha altta olabilir mi? Olamaz. Haliyle 45'ten daha küçük bir fark olamaz 2CA, 2AB arasında. Demek ki 2BA ile 2CA arasında da 40 fark varmış. Buna göre arkadaşlar sadeleştirirsem B eksi A 5 olabilir dedik. E, 5 olur pardon direkt hatta. 2 C A'dan da 2 B A'yı çıkarırsak 200'ler gider. A'lar da gider. 10 C eksi 10 B basamak kavramından dolayı kaça eşit olacak? 40. Yani C eksi B de 4 olacak. Peki burada B C kaç olmalı? B arkadaşlar mecburen A 0 olması gerekiyor. B de 5 olması gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Şimdi B5 olursa bakın C9 oluyor. Gidip ben A'ya 1 desem B6 olur. O zaman C rakam olmaz sayı olur. Mecburen soru hatalı olur. Cevap hatalı olur. Bu yüzden A0, B5, C'yi de 9 bulduk. Değerler toplamı da 14 geldi. C şıkkı. Sorunun en önemli noktası başlangıçta şu 45 arasındaki durumu 2B, A ve 2AB olarak görmekti. Üste arkadaşlar mod, medyan e, aralık kavramları ile ilgili bilgi verilmiş. Mod en fazla tekrar eden eleman. E, aralıkta en büyükle en küçük arasındaki fark arkadaşlar. Şimdi 12 tane kare verilmiş bu düzenekte. Renkleri aynı olan karelerde aynı sayılar var. Yani mavi karelerdeki sayıların hepsi aynı sayı. Örnek 7 gibi. Birisinde 7 varsa bütün mavilerde 7 var demek istiyor. E, morlarda diyelim 35 varsa bütün morlarda 35 vardır aynı satırda bulunan sayılar da soldan sağa artıyor ya. Şimdi burada bunu kullanacağız bilgi olarak. Karelerdeki sayılar ile oluşturulan veri modu 3. En çok tekrar eden 3. E zaten en çok tekrar eden arkadaşlar sayı 4 tane mavi ile mümkün. Demek ki buradaki sayılar bakın 3, 3, 3'müş. Böylece maviler en çok olduğu için modu 3 olduğunu gördük. Ve bunlar pozitif tam sayı. Küçükten büyüğe sıralayacağın zaman mecburen buraya 2, mecburen buraya 1 gelir. Sen gidip burayı 1 yapsan 0 kalır buraya. E onlar da o zaman pozitif sayı olmaz. Soruda pozitif tam sayı demişti. 1, 2, 3 ve buradan bir de şunu anlayacağız. Hemen 4, 5 demeyeceğim ama aralık değeri 4 ise en büyük olan yeşildir. Soldan sağa artıyor diyor. En küçük olan sayı da 1'dir. Bunların arasındaki fark 4 olması için yeşilin 5 olması lazım. Doğal olarak arkadaşlar morada 4 geldi. Buralar 2 2. Bu da 4 4 oldu. Toplamları 1 2 çarpı 3 6 3 çarpı 4 12 4 çarpı 3 12 artı 5. Aritmetik ortalama demek bunların terim sayısına bölünmesi demek. 12 tane sayı var toplamda 12 kare olduğu için. 36 bölü 12'den 3 olacak C şıkkı. Aritmetik köklünün tanımını yapmış arkadaşlar. 2 sayının şuradaki n ve k'nın toplamının yarısı m'ye eşitse aritmetik köklü. Örnek vereyim ben size bir tane. Şöyle 4. dereceden kök 5 üzeri 6 olsun. Bakın 6 artı 4 bölü 2 5'e eşit. İşte bu aritmetik köklü oluyor. Dolayısıyla bu 3. dereceden 4. 4 üzeri x olan şey topladığımız zaman böyle bakın olacak. x de buradan 5 olur. Aynı şekilde karekök 2 üzeri y'de de yazılmayan kök 2'dir. 2 artı y'nin yarısı yine şu 2'ye eşit olacağı için y de buradan 2 oldu. O zaman bunları bir düzenleyelim. 3 küp kök yani 4 üzeri 5 eşittir diyelim. Şöyle bir şey yapalım işimizi kolaylaştıralım arkadaşlar. 4 üzeri 5 2 üzeri 10'dur. 2 üzeri 10 da 1024'tür. Üçüncü dereceden kök 1024. Onun kübü 1000'e eşit ya. O zaman bu sayıyı yaklaşık olarak uyduruyorum şu an tabii ki. Böyle 10.1 gibi düşün. Yani şeye çok yakın. 1000'e çok yakın. O yüzden 10.5 falan demedim. Bu sayı 10.1 gibi. Zaten arkadaşlar karekök 2. Bir de bunun karesi eşittir? 2'ye eşittir. Ha, bizden 2 ile 10.1 arasındaki sayıları istiyor Arkadaşlar. Kaç tane tam sayı vardır? 10 dahil. 3 de dahil. O zaman 8 tane sayı vardır. B şıkkı. Güzel bir soru arkadaşlar bu. E, hoşuma gitti bu soru açıkçası. N bir doğal sayı olmak üzere 2, 5, 10 ve N kümesi var. 4 elemanlı. Bu kümenin tüm alt kümelerini yan yana yazarak 64 basamaklı bir sayı oluşturuyormuşuz. Buna göre n sayısı kaç basamaklıdır diyor. Şimdi arkadaşlar burada hani çok böyle e, uzatmaya gerek yok bir yorum var onu görmeniz lazım. 2'den kaç tane var? 5'ten kaç tane var? 10'dan kaç tane var? Ve n'den kaç tane var? Bunu anlamak gerekiyor. Peki bir kümede 2'nin olduğu kaç tane alt küme vardır? Nasıl bulunur? 2 zaten ceptedir. onu kontrol etmeye gerek yok. 5, 10, n'den Kaç tane alt küme oluşturabilirseniz o kadar 2 vardır arkadaşlar. 5, 10 ve N'den oluşturulabilecek tüm alt kümeler nedir? 2 üzeri 3. O zaman 2'nin olduğu 8 tane e, alt küme var. Yine 5'in olduğu aynı mantıkla 8 tane. 10'un olduğu yine böyle 8 tane arkadaşlar. Tabii ki N'nin olduğu 8 tane. Dikkat ederseniz 2 bir basamaklı bir sayı. O zaman bundan 8 tane olduğu zaman 8 basamağı 2'den gelecek. Yine 5'ten 8 basamak gelecek. 10'dan kaç basamak gelecek? 2 çarpı 8'den 16 basamak. Çünkü her bir basamak arkadaşlar bir rakamdan oluşur. O yüzden 10 olduğu için 8 tane haliyle 16 basamak da buradan gelir. Şimdi dikkat. N'den arkadaşlar yine 8. N'de kaç tane basamak var biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X basamaklı olsun ne? O zaman buradan 8X tane basamak gelecektir. Ve toplamları arkadaşlar kaç basamak verilmiş? 64. 16. 16 daha 32. 8X daha 64. Böylece 8X eşittir 32. X 4 basamaklı bir sayıymış. Daha doğrusu ne? 4 basamaklı bir sayıymış arkadaşlar D şıkkı. Beyninde de tam oturmayan arkadaşlar için soru bitti ama anladıysanız geçebilirsiniz. Anlamayan arkadaşlar için basit bir örnek vereyim. Bazı sorularda lütfen bunu yapın. 1 2 sayısıyla oluşturulabilecek tüm alt kümeler nelerdir? 1 2 Tabi boş küme de var ama boş kümeyi yazamayacağımız için basamağı etki etmez. 1, 2. Ee, bir de böyle 1, 2 değil mi? Haliyle arkadaşlar burada bakın. 1, 2, 1, 2. Kaç basamaklı bir küme oldu? 4 basamaklı bir küme oldu. Eğer şöyle olsaydı 1, 15 kümesi kaç alt kümeye sahiptir? Yine 4 tane ama boş kümeyi zaten şöyle sayı basamağına oluşturamayacağımız için 1, 15 birer elemanlı alt kümeler bir de 1, 15 iki elemanlı alt küme. Bak şimdi 1, 1, 15, 15. Kaç basamaklı küme oldu arkadaşlar e, sayı? 2, 4, 6. Gördüğünüz gibi 15 eleman sayısının 2 katı kadar basamak oluşturduğu, 2 basamaktan oluşturduğu için. Bu yüzden N 4 basamaklı olduğundan 32 basamağa katkı yaptı. Güzel bir kombinasyon sorusu arkadaşlar. Herhangi bir sayının herhangi iki rakamı bakın. Herhangi iki diyor. Herhangi iki rakama istediğiniz rakamlarını yer değiştirdiğinizde sayı büyüyorsa kudretli sayı oluyormuş. Bir tane de üç basamaklı örnek vereyim ki hani soruya uygun olsun. Mesela 123 sayısında hangi iki basamağı değiştirirseniz değiştirin. Haliyle arkadaşlar ne olacak? Sayı büyüyecektir. Ama şurada olmayabilir bakın. 132 sayısını alırsanız 3 ile 2 yer değiştirdiğinde 123 sayısı küçüldü. O yüzden size verdiği mesaj bulduğun sayı küçükten büyüğe gitsin ki yer değiştirdiğimde herhangi birini yer değiştirdiğimde sıkıntı olmadan büyüsün. Bakın doğru örnek yanlış örnek. O yüzden basamaklar küçükten büyüğe gidecek. Peki 3 basamaklı rakamları küçükten büyüğe giden kaç tane sayı seçeriz? 7'nin üçlüsü. Burada permütasyon yoktur. Bu kombinasyondur. Konu anlatımında da söylüyorum hep arkadaşlar. Sıralama hakkı tanınmıyorsa. Küçükten büyüğe yapmak zorunda kalıyorsanız, yer değiştirme hakkınız yoksa o zaman o permütasyon değil kombinasyondur. Bu yüzden 7'nin üçlüsünü aldığımız zaman 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel dersem 35 tane sayı elde ederim. Örnek bunu şöyle bir kutu gibi düşünün. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var arkadaşlar. Aşağıya 4 düştü. 2 düştü, 1 düştü. Benim mantığıma göre zaten siz bunu tek bir seferde yazabiliyorsunuz. O da 124 sayısı. Neden? Ben kombinasyon yaptığım için size yer değiştirme hakkı tanımıyorum. Hangi 3 sayı denk gelirse gelsin otomatik küçükten büyüğe sıralanıyor. Böylece bunların herhangi iki rakamını değiştirdiğimiz zaman otomatik olarak sayı büyüyor arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Zor bir soru değil arkadaşlar. Bu sadece verilen talimatları uygulayacağız. Soldaki hesap makinesi sayıları tersten okuyor. Yani 92'yi 29 algılıyor. 12'yi 21 algılıyor. 10'da da 01 algılacak. Yani 1 algılacak. 50 çarpı 1'den bu yüzden 50 gelecek. İkinci makine ise tersten algılamıyor. Bu artıyı eksi çarpmayı bölme algılıyor. Bu yüzden 92 eksi 12 bölü 10 olarak görüyor. Böylece 80 bölü 10'dan 8 haliyle aralarındaki fark 50 8'den 42 oluyor arkadaşlar. D şıkkı. Problemleri çözerken mümkün olduğunca az bilinmeyen kullanmaya çalışıyorum. Ama bu tabi olmazsa olmaz bir şey değil. Yapabildiğim her soruda yapıyorum. Bu soruda da arkadaşlar 30 öğrenci olduğu için şu geçilen değil seçilen kız öğrenci. E, K tane kız olsun 30 eksi K tane erkek olsun tamam mı? Şimdi kız öğrenci kız arkadaşlarına yani kendisine değil bakın. Kız arkadaşlarına üçer süt veriyor. Burada basit ama önemli bir ayrıntı. Sonuçta K-1 kız arkadaşı var bunun. Bir insan kendisi dahil toplam diyelim 6 kız varsa 5 tane kız arkadaşı vardır. Bunun gibi. 3 çarpı K-1 artı 4 çarpı 30 eksi K. Şurayı düzelteyim. Yanlışlıkla yazdım onu. 30 Eksi k artı 16 da süt artıyormuş. Dolayısıyla buradan 120 119 şöyle yapayım bir 3k eksi 3 120 eksi 4k artı 16. Böylece 117 artı 16 133 eksi k tane süt var. Fındık bunun 10 fazlasıymış. O zaman 143 eksi k tane de fındık var arkadaşlar. Şimdi erkek öğrenci kız arkadaşlarına 5'er tane fındık. K tane kız dedik 5K tane. Erkek arkadaşlarına yine bakın 4 çarpı kaç tane erkek vardı? 30-K. Ama bu çocuk hariç 29-K tane erkek olacak. Artı 1 fındıkta artıyormuş. Buradan 5K 4K çıkarırsak K. 116 bir daha 117 eşittir. 143 eksi k. Sonuçta şu yaptığımız fındık denklemiydi. 2k eşittir 26. K arkadaşlar 13 oldu. Kız sayısı 13 ise toplam sınıfta 30 öğrenci vardı. Erkek sayısı 17. Bunların aralarındaki fark 4 geldi C şıkkı. Soruda arkadaşlar lütfen şunu doğru okuduğunuzdan emin olun. İlk 20 parça için ödenecek sabit ücret. Yani her bir parça için ödenecek ücret dememiş. O yüzden ben 20 parçaya komple x diyeceğim. Tamam mı? Buna göre ilk seferde Ceylan 60 parça iş yaptığında A'yı mantıklı buluyormuş. A'ya ne demişti? Parça başına 3 TL ödüyorlar. O zaman 3 çarpı 60 TL ödüyorlar ve bundan daha karlı çıkıyor. Böyle seçerse. Ee, ve diğer seçenek de neymiş? İlk 20 parçaya sabit ücret. Kalan 40 tanesine 40 çarpı 0.4 ne yapar? 16. Gördüğünüz gibi 180 büyüktür x artı 16. 180'den 16 çıkarırsak 164 büyüktür x oldu. Geliyorum şimdi ikinci duruma. İkinci durumda e, ne yapmış arkadaşlar? B'yi mantıklı bulmuş 50 tane alınca. 50 çarpı 3 daha az karlı olmuş. Hangisine göre? İlk 20'sine sabit ücret ödeniyor X. Geriye 30 tane parça kaldı. 30 çarpı de 12 yapar. Böylece 150 eksi 12, 138'den de büyükmüş X. O zaman bu ikisini birleştirirsek. 138 ile 164 arasında ikisi de dahil değil. 164 eksi 138 bir daha çıkaracağım. 26... Bir daha çıkarırsak 25 sayı varmış arkadaşlar E şıkkı. Tabi burada arkadaşlar soruda hangisinden başlarsanız en az hamle yapacağınızı görmeniz lazım. Mantıklı olan da A'dan başlamaktır. Çünkü A'dan başlayınca A'yı temizleyeceğiz. Sonra B'ye geleceğiz. B tamamen bitecek. Sonra C bitecek. D bitecek şeklinde olacak. Bu yüzden yapıyorum bakın. A'daki 4 topu aldık. Buralar birer arttı. 5, 5, 5 oldu. Kalan bir topu E'ye attı. Bu şimdi birinci hamle. İkinci hamleye geliyorum. Şöyle yazayım. İkinci hamlede bu 5 taneyi alıyorum. Bunlara birer tane dağıtıyorum. Artık burada kalmadı. 6, 6 oldu. C ve D kutuları. Sonra E'ye kalan e, burada 5 tane vardı. 2 tane verdik. 3 tanesini o zaman artık E kutusuna attım. Üçüncü hamlede buradaki 6 taneyi arkadaşlar ne yapıyorum? Şu D'ye atacağım. Bu 7'ye yükseldi. 6 taneden bir tanesini buraya attığım için burada 5 kaldı. 5 tanesini de E kutusuna atıyorum. Son amblem bakın 4. kutu yani D kutusunda artık 7 tane e, neydi bu? Bilye var ve sağında atacak kutu yok. O zaman komple hepsini alıyorum E kutusuna atmış oluyorum. Böylece arkadaşlar bütün bilyeleri hakikaten kutuya doldurmuş oldum. Kaç hamle oldu? 4 hamle oldu A şıkkı. Her zarfı 3 davetiye yerleştirirsek o zaman arkadaşlar bir zarfa 3 tane yerleştiriyorsam Z tane zarf olsun 3 Z tane davetiye yerleştirmiş olurum. Zarfların tamamını kullandım tamam ve geriye kalan davetiye sayısı bilmiyorum x tane davetiye kalmış olsun. Toplam Burası davetiye sayısı oldu şimdi. Eşittir arkadaşlar. Her zarfa 4 davetiye yerleştirirsek yine bu sefer ama zarfların 4'te 3'ünü kullanıyoruz. Z'de zarf sayısı o zaman zarfların Z çarpı 3 bölü 4'ünü kullanmış oluyorum. Ve kalan davetiye sayısının toplamı 4'tür. O zaman ilk seferde X tane davetiye kalıyordu. Demek ki ikinci seferde de bakın tek bilinmeyen yapacağım artık abartmayalım Y diye. 4 eksi X tane arkadaşlar artık ikinci durumda kalan davetiye sayısı. Buradan 3Z artı X eşittir. 3Z artı 4 eksi X oldu. Hakikaten bakın kalan davetiyeler her iki durumda toplamda 4 tane oluyor. 3 Z'ler gitti. 2 X eşittir 4. Demek ki x 2'ymiş. Bu ne demek? Davetiye sayısı ister sağdakinde yerine yaz ister soldakinde. Soldaki daha kolay olduğu için oraya yazalım. 3z artı 2 tane davetiye var. O zaman bu şu demek. 3 ile bölümünden kalan 2 olan sayı olması lazım. Şıklarda buna uygun hangisi var arkadaşlar? Bakıyorum. 4, 3 daha 1, 7 daha 4, 3, 4, 3 daha 1 diyorum. 4, 3 daha 7, 1 daha 8. Burada gerçekten 8'in 3 3'le bölümünden kalan 6. Diğerlerinde buna uygun bir şık yok. Ya kalan 1 ya da 0 olmuş arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bilgisayarın depolama alanı 4 TB'miş. Önce bu kaç byte onu bulalım. 4 TB 4 çarpı 1024. Bu arada 1024 arkadaşlar 2 üzeri 10'dur. Haliyle 4 çarpı 2 üzeri 10 GB olur. Sonra 4 çarpı 2 üzeri 10 GB, 4 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 MB olacaktır. Ve bu da 4 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 KB olur. En son KB'ı bulurken de 4 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 byte olur. Ben uzunca size gösterdim. Normalde zaten bu şu bunun 1024 katı, bu bunun 1024 katı, bu bunun 1024 katı deyip yine bu şekilde bulabilirdik. Yani sonuç olarak 4 çarpı 2 üzeri 40 byte'lık bir depolama alanı. Bu da 2 üzeri 42 olacak tabanları aynı üstleri topla. Şimdi dikkat edin arkadaşlar geçen süre 1 dakika 4 saniye. Yani saniye başı 32 byte, 32 byte taşındığı için 32 çarpı 64 saniye olacak. Şu an depolanan kısım yani 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 11. Peki 2 üzeri 11 ama ne kadarı tamamlanmış kitabın? 25i yani 1 bölü 4'ü. O zaman kitap arkadaşlar 2 üzeri 11 çarpı 4 kadar bir hafızaya sahip. O da tabanları aynı üstleri topla 2 üzeri 13. Bakın 2 üzeri 13 baytlık bir kitap burada depolama alanı bu kadar haliyle depolama alanını bir kitaba bölerseniz toplam kitap sayısını bulursunuz. Bu da tabanları aynı üstleri çıkarırsak 42 eksi 13'ten 2 29 kitap yapar C şıkkı. İlk kez kaydırmada fark ettiniz mi arkadaşlar? 213. sayfadayken gördüğünüz gibi kaça geliyor? 220'ye. İkinci kaydırmada 227'ye. Yani Yedişer yedişer sayfalar atlıyor bir kaydırmada ve dediğim gibi yukarı kaydırmada değil mi? Yukarı kaydırmadaydı o zaman şöyle ok yapayım. Bir yukarı kaydırmada 7 sayfa ilerliyor kitap. Bir kez aşağı kaydırdığında da arkadaşlar bakın 312'deyken 310'a geliyor. Bir kez daha kaydırınca 308'e geliyor. Ha, anlıyoruz ki aşağı kaydırdığında da bu kitap 2 sayfa azalıyor. Şimdi birinci sayfadan 44. sayfaya gelmesi lazım. Normalde ne olması gerekiyor arkadaşlar? 43 sayfa ilerlemesi gerekiyor. Yalnız böyle bir şansı yok. Neden? 6 kere ilerlese mesela 7 çarpı 6'dan 42 sayfa ilerlemiş olur. 1 artı 42'den de 43'e gelir. E şimdi e, mecburen bir daha ilerlemeye kalktığında nereye gelecek? 43. sayfadan artı 7 50. sayfaya geldi. Şu an kaç kez kaydırdık? 6 kez kaydırdım. 42 sayfa ilerledi. 43'e geldi. Bir kez daha kaydırdım. 50. sayfaya geldi. O zaman bunu toparlayalım. Şunu sileyim şimdi. Yetmedi yani. Daha doğrusu yetmedi değil. Fazla geldi. 7 kez kaydırdık. 49 sayfa ilerlendi. 1. sayfadaydık. 50. sayfaya geldik arkadaşlar. Geriye nereye gelmemiz lazım? 44. sayfaya. Peki kaç sayfa geri gitmem lazım? 6 sayfa. Bir seferde kaç kez geri gidiyor? 2 sayfa. O zaman demek ki 3 kez daha arkadaşlar kaydırma yapmam lazım. Başlangıçta 7 kaydırma yapmıştım. Sonra 3 kaydırma yaptım. Toplam 10 kaydırmada 44. sayfaya gelebiliyorum. C şıkkı. Soruda birincisi şuna dikkat etmemiz lazım. İçlerindeki dosya sayısı orantılı verdiği numaralarla k, 2k, 3k 4K, 5K, 6K. Yalnız 6 numaralı dolaptaki dijital gösterge 6'yı göstermiyor. Hemen dibindekindeki sayıyı gösteriyor. Yine 1 numara kendisine değil 2 numaradakini gösteriyor. 2, 3, 4 ve 5 de hemen sağındaki ve solundaki yani diplerindeki sol ve sağındaki toplam sayıyı gösteriyor. Yani 40 demek burada 4'te 4K var. 6'da 6K var. Bu yüzden toplam orada 10K tane dosya var. Yani K buradan 4 demektir. Bu yüzden de arkadaşlar 6 numaralı göstergede 6 çarpı 4 24 demeyeceksin sakın. 6 numaralı da göstergede hemen solundakinin dosya sayısını gösteriyor. Yani 5 çarpı 4'ten 20 dosya var demek. Demek ki arkadaşlar 6 numaralı göstergede 5'in dosya sayısı olduğu için burada 20 yazacak B şıkkı. İki tane yeşil renkli Lego var, diğerleri farklı renkte arkadaşlar. Kırmızı, e, turuncu ve pembe şeklinde. Şimdi burada şunu söylemek lazım. 2146'yı elde ettiğimize göre demek ki birler basamağı en üstü arkadaşlar. Oluşturulacak şeklin Legolarının farklı renkli olması lazım. Ve aynı zamanda 4 basamaklı bir tek sayı olması lazım. Dediğim gibi 2 tane yeşil var diğerleri farklı renk. Sanki şu bende turuncuyla kırmızı o kadar belli olmuyor ama burada e, bunların farklı olduğunu söyleyeyim arkadaşlar 4 ve 5 numaralıların. Şimdi e, bir kere birler basamağına tek sayı gelecek. Yalnız bakın bu bire bir yıldız koyalım. E, birler basamağına bir gelmesi için o zaman sayıda 6 olmamalı. Çünkü bunlar aynı renkli. Şöyle bakın kutuları yerleştirdiğimiz zaman bodoslama tektir deyip şunu yapmayacağım bakın. Buraya 1 veya 5 gelebilir demeyeceğim. Çünkü 1 geldiği an yeşil 6 gelemiyor. Özel durumlar ayrı incelenir. Belki soruda bu yüzden hata yaptı bazı arkadaşlarımız. Buraya 1'i yerleştirdim. 1'i yerleştirdikten sonra artık 6'yı yerleştiremediğim için geriye 2 4 5'i yerleştireceğim. Tabii sınırı yok. İstediğin gibi yerleştirebilirsin. 3 faktöriyel tane sayı. Yani 6 tane. İkinci durum arkadaşlar. Burayı böyle yapayım yine. Bu sefer buraya 5 yazabilirim. O zaman dikkat. 2 yeşilden bir tanesini seçeceğim. Hangisini seçtiğim önemli değil ama birini seçeceğim. Sonra e, geriye kalan 2 ve 4'ten de İkisini de seçeceğim. 3 sayı var çünkü burada toplamda. Ve bunları 3 faktöriyel diye dizeceğim. Buradan da 12 tane sayı gelecek. Yani istenen durum 6 artı 12'den şu an 18 tane. Tüm durumlara gelelim. Tüm durumlarda arkadaşlar şunu söyleyeyim. Renkli olsalar da aynı renkli olsalar da sonuçta numaralar farklı. O yüzden 1.6 ile 6.1 yer değiştirebilir tabii ki. Ne diyeceğiz? Elimizde 5 tane sayı var arkadaşlar. Bu 5 sayıyı yerleştirirken yapmamız gereken ne? 5, 4, 3, 2. Rastgele 5 sayıyı 4 tane kutuya kaç farklı şekilde yerleştiririz? O zaman toplam istenen durum 18. Toplam tüm durumlar 120 geldi. 6 ile sadeleştirirsek 3 bölü 20 olasılıkla doğru cevaba erişiriz. D şıkkı. Ortak kenara sahip olanları farklı renk yapacağız. Yani arkadaşlar şimdi şurada yeşil ve turuncu olduğu için buraya sadece sarı yerleştirebilirim. Kırmızı olduğu için buraya yeşil yerleştirebilirim. Ee, sarı yerleştiremem çünkü sarı yeşil ortak kenarlara sahip. Şimdi burası yeşil renk, burası sarı renk olacak. O zaman şu soru işaretli yer arkadaşlar bakın mecburen turuncu. Çünkü sarı olamaz. Ortak kenar yeşil olamaz. Ortak kenar sadece buraya turuncu gelir. C şıkkı. F fonksiyonu arkadaşlar sıfırla iki aralığında artanmış. O zaman kırmızı grafik F olması lazım. Aynı aralıkta G azalıyormuş. Mavi grafikte arkadaşlar. Bu G fonksiyonu olacak. Yazdım onu da. Şimdi şuraya dikkat arkadaşlar. F fonksiyonu. FA eksi 3 de daima negatiftir biliyor musunuz? Grafiği bir daha çizeyim görün. F fonksiyonu şöyle bir grafik. Aldığı maksimum değer burada 3. O da 7 aralığında. Zaten 7 verirsek fonksiyon direkt 0 olur. Bu küçüktür 0 diyor. 7 hariç hangi değerde y'si bunun 3'ten büyük? Yok. O zaman ne verirseniz verin 7'den küçük sayılarda f fonksiyonu y değeri 3'ten küçük olduğu için fa eksi 3 negatif gelecektir. O zaman ikinci kısmın artı olması lazım. İki tane fonksiyondan hangisi üstteyse o arkadaşlar daha büyüktür. O zaman 2 ile 7 aralığında fark ettiniz mi? F fonksiyonu yani kırmızı olan hep üstte. Gördüğünüz gibi burada G fonksiyonu da hep altta. Demek ki 2, 7 aralığında açık aralığı pardon. 2 ile 7 açık aralığında çünkü tam 2'de eşit yine tam 7 eşit değerler. 2 ile 7 aralığında ne verirsek verelim f fonksiyonu üstte olduğu için f eksi g de daha büyük yani pozitif olacaktır. 3 verebiliyorum, 4 verebiliyorum, 5 verebiliyorum, 6 verebiliyorum. Toplamları 11 artı 7'den 18 oluyor arkadaşlar C şıkkı. Artış oranı en fazla olan diyor. Bir örnek vereyim arkadaşlar size. 5'ten 6'ya bakın burada ne kadar artış var? 1 var değil mi? 5'te 1 artmış mesela %21 artış var burada. Bu oranın en büyük olduğu şeye bakacağız. O zaman mantık olarak Adnan ve Ercan'a bakmak mantıklı. Bir kere zaten burada azalma olmuş onu direkt geç. Ondan 12 artış demek 10'da 2 %20 artış demektir. Hani aradan bakın bunu da çıkardım %20 artış bunlar gitti. Adnan'da %100 bir artış var. 1'den 2'ye bir artış var. 1'de 1 bir arttı. Ercan'a gelirsek 4'ten 9'a artış var. Yani 4'ten kaç arttı? 5 arttı arkadaşlar. Bu kendisinden daha büyük bir sayı demek %100'den büyük bir artış demektir arkadaşlar. 5 4'ün 5/4 katı yani %125 bir artış var. Nasıl anlıyoruz? 5/4 çarpı 100 derseniz bakın bunun yüzde artış miktarını bulursunuz. Demin Adnan'da durum neydi? 1'de 2 1'den 2'ye çıktığı için 1'de 1 arttı. 1 bölü 1 çarpı 100'den yüzde 100 artış. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Arkadaşlar burada e, Emre önce 560 gram fıstık elde etmek için bir miktar alıyor. Ne kadar aldığını bilmiyoruz. Kesirlerle uğraşmamak için yüzde sorularında ben genelde yüz demeyi eğer miktar soruyorsa kendimiz sayı veremeyeceğimiz için 100x demeyi tercih ediyorum. Şimdi tarife göre olursa 100x bunun %30'u azalırsa 30 bölü 100 nedir? Zaten 30x'tir. 30x azalınca da böylece ne olur? 70x'e düşer. Şu an bu kuruduğu zaman antep fıstığının toplam ağırlığı. Bir de kabuğundan ayrılınca bunun %20'si de gidiyormuş. Yani 14x daha gidiyor. Böylece 70x 14x'ten elinde 56x kalıyor. Yani 560 gram elde ettiğine göre x buradan 10 gram olacak elde etmek istediğine göre daha doğrusu. Başa dönersek demek ki 1000 gram fıstık almış e, Emre ama istediğini elde edememiş. Neden? %30 değil de %40 fire veriyormuş bu kuruyunca. Yani elinde 600 gram kalıyormuş. Kuru Antep fıstığı bir de bunun doğrusunda sıkıntı yok. Gerçekten kabuklarına ayrıldığı zaman da bir problem yok demiyor. Sadece e, yaşta sıkıntı var. %30 olması gereken fire %40'mış onu zaten yaptık. Elimizde 600 gram kaldı. 600'den de arkadaşlar %20 azaldığı için 120 gram azalacak. Böylece 600-120'den gerçekte 480 gram antep fıstık içi elde etti D şıkkı. Bir sekizli koli var arkadaşlar. Bunun kaçlı olduğunu bilmiyoruz. X tane olsun. Bir de 5'li koli var. Bu da 30 eksi x olsun toplam 30 koli olduğu için. Şimdi dikkat şu 8'li kolilere dikkat. Ee, burada 8'li kolilere tek tek paketlenenler yerleştiriliyor. Yani bir gömlekten 8 tane var o zaman buraya 8 gömlek yerleştirilmiş oluyor. 5'li kolide ise ikişer paketlenen gömlekleri olduğu için bir pakette 2 gömlek varsa 5'li kolide 10 gömlek olacak. Doğru mu? Burası önemliydi soruda. Böylece 8 gömlek x tane koliye 8x tane yerleşir. Yine 30 eksi x tane koliye de 10'lu gömlek yerleştireceğimiz için böylece 30 eksi x tane kolide 10 çarpı 30 eksi x gömlek olur ve toplamda 280 gömleği yerleştirdik. Haliyle 8x 300 eksi 10x eşittir 280 20 eşittir 2x'ten x eşittir 10 geldi. 8'li kolilerden 10 tane varmış. Zaten bunlara kaçar kaçar yerleştiriyorduk. Birer birer yerleştiriyorduk gömlekleri. Cevabımız C şıkkı oldu. Bence soruları arkadaşlar bütün halinde okumak lazım. E, okurken de ufak notlar alabilirsiniz. Yani Rüveyda için %20, işte Hilal için %40 kalmış 10 saatte diye ufak bir not. Böylece unutmam soru, soru çok uzun soruysa. Şimdi sabit hızlarla soru çözüyorlar. 10 saatin sonunda Rüveyda'nın ne kadar sorusu kalıyor? 600'ün %20'si kadar. Yani 120 sorusu kalıyor. O zaman bu 480 soru çözmüş. Sonra yine Hilal de arkadaşlar 600 çarpı 40 bölü yüzden 240 tane sorusu kalmış. Demek ki bu kız da 360 tane soru çözmüş. 10 saat geçtiğine göre sabit 1 saatte 48 soru. Bu da, bu da yine sabit 1 saatte 360 bölü 10'dan 36 soru. Yani toplam 84 soru çözmüşler. D şıkkı. İki insanın arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Soruda lazım olursa bu bilgiyi kullanalım. Şimdi arkadaşlar... E, Celil ve AB'yi demiş. AB'yi. Celil ve abisi arkadaşlar. C artı A diyelim. Yaşları toplamına. Yaşları farkı da bu şekilde e, A eksi C olsun. Böylece C artı A eşittir. 19 A eksi 19 C'den 20 C eşittir. 18 A yapıyor. Sadeleştirirsek 10 C eşittir. 9 A. Hemen Celil'e 9 K diyeceğim. Abisine de 10 K diyeceğim. Artık o zaman bunların yaşları toplama 19K olur. 4 yıl sonra yani 2024 yılında ikisi de 4'er yıl büyüdüğü için bakın 19K artı 8 aralarındaki yaş farkı 19K eksi 19K nereden çıktı ya? Birinin yaşı 10K'ydı, birinin yaşı 9K'ydı. Aralarındaki yaş farkı K bunun 21 katı oluyormuş arkadaşlar. Demek ki 8 eşittir 2K, K buradan 4 oldu. K4 olduğuna göre Celil'e 36 diyeceğiz. Abisine de 40 diyeceğiz. Demek ki cevap C şıkkıymış. Burada iki önemli şey söyleyeceğim. Birincisi arkadaşlar iki araç ister birbirine doğru gelsin böyle isterse de birisi diğerini yakalasın. Eğer bunlar aynı noktadan değil de Farklı noktalardan başlıyorlarsa böyle diyelim birbirlerine geliyorlar ya da bu şekilde birisi diğerini takip ediyor. Başlangıçta şu mesafe kadar zaman kapatacaklardır. O yüzden T1 zamanında e, karşılaşırlar. İkinci ve üçüncü ve dördüncü ve neyeninci karşılaşmalarında bunlar artık karşılaştılar ya. Artık bir nevi sıfırdan olaya başlamış ve yolun tamamını alacak şekilde olacaklarından dolayı ikinci üçüncü ve dördüncü hatta nokta nokta neyeninci karşılaşmaları hep aynı dakika olur. Sebep bundan sonra hep aynı izaya geliyorlar ve hep yolun tamamını almak zorunda kalıyorlar. Sebep bu. Bilmeyen arkadaşlarımız için bu birinci yorumu yapayım. İkinci yorum hızların farkının en büyük olması için yavaş olan arkadaşlar V1 olsun VY diyelim ona. Hızlı olan da V2 olsun ki aradaki büyük mesafeyi kapatmış olsun hızlı olan eğer aradaki 120 derece olsaydı arkadaşlar bunların aralarındaki mesafe ve V1 hızlı V2 hızlı olsaydı aralarındaki çok büyük bir hız farkı olmasına gerek yok. Buradaki mesafeyi kapatmak için daha yavaş bir hız gerekirken buradaki mesafeyi kapatmak için daha büyük bir hız gerekir. Dolayısıyla artık bu iki yorumu kullanarak yorumlarımızı birleştirelim. 56 dakika demiş ya ilk seferde yolun 240 derecelik kısmını yani yola tamamen 168 demeyeyim ben şimdi 3x diyeyim. Başlangıçta arkadaşlar 240 derece yolun 2 bölü 3'üdür. 2x'lik kısmını 2t'de kapatsın hızlı olan. Sonra bunlar demin dediğim gibi temsili olarak diyelim şöyle bir c noktasında yakaladı hızlı olan yavaş olanı. Artık bundan sonra bunlar aynı yere geldiği için hızlı olan yavaş olanı geçmesi için tur bindirmeli. Yani yolun tamamı kadar bir fark atmalı. Bu yüzden yolun tamamı da 3x olduğu için ikinci yakalaması 3t'de olur. Ve yine arkadaşlar üçüncü yakalaması 3t'de olur. O zaman toplamda 56 eşittir 8t. t de buradan 7 geldi. Demek ki e, yolun tamamını kapatacağı zaman veya fark etmez hangisini kullanacaksanız sorun değil. Çevresi 168 olduğu için... 168 arkadaşlar tamamıydı demin söylemiştik. 3 çarpı 7 21 dakikada kapatıyor. Nasıl? Hızlı olandan yavaş olanı çıkartacağız. Çünkü her zaman birisi diğerini yakalayacaksa x eşittir vt formülü x eşittir v fark çarpı t formüldür arkadaşlar. Bu yüzden burası da bakın 8 oldu. D Güzel bir soru. Bir kere arkadaşlar çubuğun boyu değişmediği için şuna dikkat etmelisiniz. Çubuk bu hale geldiğinde boyuyla burasının boyu aynı. Dolayısıyla burayı bize 12 olarak vermiş. Ne söylüyor bakın sabit A noktasından zemine olan uzaklığı 12 birim. Karşı kenar o zaman 30 yani hipotenüsü 24 olacak. 30-60-90 üçgeninden dolayı demek ki duvarlar arası mesafe de 24. Ve B'nin buraya olan uzaklığı arkadaşlar 12 köküç. Ama bize Yakın kısmı olan uzaklığını soruyor. 24 eksi 12 kökçü oldu. D şıkkı. Ağırlık merkezi verilmiş. Dikkat edelim. İkiz kenar bir üçgende ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortay. Aynı zamanda kenar ortay ikiz kenar üçgende yükseklik ve açı ortaydır. Bu soruda tabii ki bu yükseklik olmasını kullanmalıyız. Şimdi Ağırlık merkezinin özelliği kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler. 6'ya 3 olur. AG'yi 5 verdiği için 3 4 5 üçgeninden. Burada bakın AH'a 4 dersek kenar ortaydan dolayı HC de 4. Böylece AC 8 olur arkadaşlar. C şıkkı. Soruyu daha iyi görün diye ilk kısım zaten yamuğun aynısı arkadaşlar. Eee alttaki kısımda da bu ölçülü kısım gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi burada yamuğun şu kısmı e, ee, böyle 1'den 11'e kadar verilmiş. O zaman buradaki uzunluk 10 santim değil mi? Yine 4'ten 10'a kadar olduğu için burası da 6 santim. Dik yamuk olduğuna göre yükseklik 8. Zaten bir yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Saatin tersi yönünde demiş arkadaşlar. 760 derece. Bir kere 360 derece olduğu için bir çemberin maksimum açısı o zaman esas ölçü aynı trigonometrikdeki gibi 360'da bir başa dönecektir. 360 ile bölümünden kalan olan 40 arkadaşlar burada böyle bir kere döndü sonra bir daha döndü. Demek ki şöyle bir 40 derece oldu saat yönünün tersinde hareket ettiği için. İkinci durumda ise demiş ki saat yönünde 1300 derece dönüyor. 1300'ü 360'a bölersek 360 çarpı 3'ten 1080 yani 220 derece kalacak. 220 derecede saat yönünde dönecek. 220 derece o zaman şöyle gördüğünüz gibi B noktasına geldiği için olur. 220, 40 daha 260 demek ki tepe açısı 100 derece olan ikizkenar bir üçgen. Neden? Çemberde yarıçaplar birbirine eşittir. Bu yüzden C ve D açısı 40'ar derece olur arkadaşlar C şıkkı. paralelliklerden yararlanmamız lazım arkadaşlar. Burada bakın şimdi 165 derece derken size şunu demek istiyor. Bu açı 165 derecedir. Dolayısıyla şuradaki ufak açı 15 derece olur ve lütfen şunu görelim. Şu doğruyla bakın bu doğru birbirine paralel. Bu yüzden yöndeş açıdan burası da 15 derece olur. Sonra aynı yorumla 35 derece olacağı için burası bundan dolayı Yöndeş açı bakın şurası da yine 35 derece olur. Böylece artık tepe açısı 50 derece olan bir BCA üçgeni ABBC'ye eşit. Taban açıları böylece 65'er derece oldu. Cevap C şıkkı. Harflendirmemiz bu soruda bizi kurtaracak arkadaşlar. Şöyle x, 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 x dersek buraya da y dersek şimdi normalde 5xy bize 60 santimetre kare olarak verilmiş. xy o zaman e, buradan 10 olmuş olacak tamam mı? Şey 12 pardon affedersiniz. 12 olmuş olacak. Şimdi gelelim buraya. Tam böyle ortadan diyor böleceksin. O zaman şurası y bölü 2. Burası y bölü 2 burası da 3x. Demek ki ikinci durumda 60'dan neyi çıkaracağız? 3x çarpı y bölü 2 bölü 2 üçgenin alanını. x y'yi 12 bulmuştuk arkadaşlar. 60 eksi 3 çarpı 12 bölü 4'ten. Demek ki 60 eksi 9 yani 51 birim kareymiş ikinci durumdaki şeklin alanı. B şıkkı. 60 santim verilmiş kısa kenar. Döndürmede arkadaşlar uzunluk değişmez biliyorsunuz. O yüzden A üssü B de 60 olacaktır. AB zaten 60 DC 60 verdiği için. Şimdi 30 derece döndürmek demek işte şurasının 30 derece olması demektir. Haliyle 90 olması için şöyle 60 derece kalacak. Burası da mecburen 90 olması için 30 olacak. Şimdi dikkat şöyle bir dikindirirsek. 90'ın karşısı 60 ise 30'un karşısı arkadaşlar şurada ne olacaktır? E, hemen orada rengi değiştireyim. Şurası 30 olacaktır. Şöyle bir T dersek TB uzunluğu da 30 köküçtür. Malum A üssü B 60'tı arkadaşlar. O zaman şuradaki uzunluğa da 60 eksi 30 köküç kalacak. Zaten bize ne demişti? A noktasının A üssü D üssüne olan uzaklığı. Zaten A üssünün D üssünün daha doğrusu A üssü D üssü doğrusunun A'ya olan uzaklığı şu olduğu gibi burada da A üssü T'ye eşittir. Dikdörtgen var sonuçta burada. 60 eksi 30 köküç bulduk. Burası da arkadaşlar 60 eksi 30 köküç olacaktır. E şıkkı. Silindirin hacmi arkadaşlar pi r kare h bunu kullanacağız. Sarı ve mavi böyle blokları birleştirince oluşan hacimler aynıymış bakın. O zaman hemen sarının hacmini bulalım. Bir tanesinin hacmi taban alanı 4 pi yükseklik 3 bölü 4 bundan A tane olsun. Hatta sarı manasında S tane diyelim. S tane olsun arkadaşlar. Diğeri bakın taban alanı 16 9 bölü 16 pi çarpı yükseklik 1 bölü 2 bundan da M tane olsun. Piler gitti 4'ler sadeleşti 9 ile 3 sadeleşti 3. S'nin M'ye oranı 3 bölü 32 oldu arkadaşlar. Veya şıklarda zaten olabilir demiş. M'nin de S'ye oranı 32 bölü 3 olacağı için cevabımız E şıkkı. Yarım düzgün altıgenler var arkadaşlar. O zaman mavilere bakalım. Burada bir tam var. Burada bir tam var. 2. Sonra 2 tanesi 1 eder 3. 2 tanesi 1 eder 4. Ve 2 tanesi 1 eder 5. 5 taneden bir taneyi çıkardığımızda aslında 4 tane altıgen. Bu 4 altıgenin alanı arkadaşlar 20 birim kare olacak. Çünkü 5 tane olandan bir tanesini çıkardık. Bu yüzden yani özel bir şey değil. Demek ki bir altıgenin alanı arkadaşlar 5 birim kareymiş. Beyazlar kaç tane düzgün altıgen oluşturuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yarım 3 tam. 3 çarpı 5'ten 15 birim kare olacak. D şıkkı. Bir noktanın doğruya olan uzaklık formülü yukarıda verilmiş noktayı denklemde yerine yazarız. Aşağıya da x ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökü yapıyorum bakın. Hemen denklemde yerine yazarsak 3k artı 4k eksi 4 mutlak değer içinde bölü 3 9 4 de karesi 16 olduğu için kök 25 böylece 7k eksi 4'ün mutlak değeri bölü 5 eşittir. 2 verilmiş. Mutlak değer içinde 7K eksi 4 10 olduğundan dolayı 7K eksi 4 10 olabilir. K buradan 2 olur arkadaşlar. 7K eksi 4 eksi 10 olabilir. Böylece buradan da K eksi 6 bölü 7 olur. Şıklarda 2 var C şıkkı.